Gökyüzünde bir yıldız patlamak üzere. Adı Betelgöz. Bu yıldız bize en yakın kırmızı süperdev. Dünyaya yakın olması ve devasa yarıçapı sayesinde gökyüzündeki en parlak yıldızlardan bir tanesi. Betelgöz'ün ilk gözlemleri ve sahip olduğu ün modern çağın çok öncelerine dayanıyor. Biz astronomlar şimdilerde ününe ün katan Betelgöz'ün bu yüzyıl içinde bir süpernova olarak patlayıp patlamayacağını açıkçası çok merak ediyoruz. Şimdi gelin bu çılgın süperdevi biraz daha yakından tanıyalım ve ne zaman patlayabileceğini öğrenelim. Betelgöz, Betelgeuse, Betelgeuse. Farklı telaffuzlarıyla karşılaştığımız yıldızın orijinal adı ilk olarak Arap astronomlardan geliyor. Devin omzu anlamındaki Bat al-Cawza o yıllardaki birkaç çeviri hatası nedeniyle İngilizceye Betelgeuse olarak çevrilmiş. Türkçe'de Betelgöz olarak adlandırıyoruz. Ayrıca orijinal adının Türkçe okunuşuyla Betelgeuse şeklinde kullanımı da mevcut. Astronomi camiasında Orion yani avcı takım yıldızının en parlak yıldızı olduğu için Alfa Ori olarak da kataloglanıyor. Buradaki alfa ön adı takım yıldızındaki en parlak yıldız olduğunu gösteriyor. Betelgöz kırmızı süperdev bir yıldız. Antik Roma ve Çin uygarlıklarının kayıtlarını incelediğimizde Betelgöz'ün bugünkü kadar kırmızı olmadığını öğreniyoruz. Neredeyse Satürn'e benzetilecek kadar sarı renkte olduğu rapor ediliyor. Birkaç bin yıllık zaman aralığında Betelgöz'ün değişen rengi evrimiyle ilgili çok önemli soruları yanıtlıyor. Kırmızı süperdev Betelgöz soğuk bir yıldız. Etkin sıcaklığı yaklaşık 3500 santigrat derece. Vize uzaklığı kabaca 700 ışık yılı. Bu demek oluyor ki ondan çıkan bir ışık hüzmesi 700 yıl boyunca yol aldı ve bize ulaştı. Işık hızıyla seyahat etsek oraya 700 yılda varabiliriz ki günümüz teknolojisiyle bu imkansız. Kaldı ki yüksek hızla gidebilen insanlı bir uzay aracıyla Betelgöz'e ulaşmamız yaklaşık 25 milyon yıl sürer. Betelgöz'ün kütlesi Güneş'in neredeyse 20 katı. Bu değer bize geçireceği süpernova patlamasından sonra bir nötron yıldızı olacağını gösteriyor. Yarıçapı da Güneş'ten neredeyse 900 kat daha büyük. Bu devin kendi ekseni etrafında dönme süresi ise yaklaşık 30 yıl. Yani bu yıldızın bir günü 30 yıl. Ne ara oldu ya? Ne ara yaşlandık ya? Güneş'e bakacak olursak, Güneş'in kendi ekseni etrafında dönme süresi ortalama 27 gün. Betelgöz, modern teknoloji sayesinde yüzeyini doğrudan görüntüleyebildiğimiz ilk yıldız. Kendisi değişen yıldız kategorisinde. Değişen yıldızlar belirli dönemlerde parlaklığında ışık değişimi gösterir. Betelgöz'de her 400 ila 2000 günde bir parlaklığını değiştiren astrofiziksel olaylara maruz kalır. 400 günde bir ışığını değiştiren olay yıldızın küçülüp büyümesi, yani gerçekten büzülmesinden bahsediyoruz. Bu olaya astronomide zonklama diyoruz. Bir de yıldız yüzeyindeki maddenin çalkalanma hareketi ışığını değiştiren bir başka etken. Sıcaklıkla ısınan madde yüzeye yükseliyor, yüzeyde soğuyor ve bu sırada karanlık görünüyor. Soğuyunca tekrar yıldızın alt katmanlarına iniyor. Bu olaya da dev konvektif hücre adı verilmiş. 2000 günde bir gerçekleşen olay da manyetik aktivite, dönme ya da yıldız etrafındaki toz oluşumundan kaynaklanıyor olabilir. Son yıllarda yayınlanan makaleleri incelediğimizde ışık değişimini ortaya çıkaran sürecin dev konvektif hücre olabileceğine ilişkin önemli bulgulara rastlıyoruz. Bulgulardan bahsetmişken bizler geçtiğimiz yıllarda Betelgöz hakkında akademik çalışmalar yayımladık. Bu çalışmaların linkini aşağıya bırakıyoruz. Bu videoyu hazırlarken yararlandığımız diğer bilimsel kaynaklara da bu şekilde ulaşabilirsiniz. 2019 yılının sonlarına doğru bu çılgın yıldızın parlaklığı aniden ve hiç olmadığı kadar azaldı. Normalde astronomlar onun bu tür parlaklık değişimlerine alışkın. Fakat bu sefer gerçekleşen sönme tarihte daha önce hiç kaydedilmedi. Zaten bu nedenle bu olaya büyük sönme adı verildi. 7-13 Şubat 2020 tarihlerinde yıldız en sönük haline ulaştı. İşte bu ani ve büyük parlaklık değişimi yaklaşmakta olan bir süpernova patlamasını akıllara getirdi. Her 400 ve 2000 günde bir parlaklığı değişen bu yıldızda ne oldu da bu kadar büyük bir sönme meydana geldi? Ve bu sönme gerçekten bir süpernova patlamasının habercisi mi? Büyük sönmeyi tetikleyen olay 400 ve 2000 günlük parlaklık değişim dönemlerinin çakışması ve aynı zamanda gerçekleşmesi. Bu çakışma yüksek miktarda yıldız maddesini uzaya fırlatarak toz oluşturmuş ve yıldız ışığının bize gelmesini engellemiş olabilir. Kırmızı süperdevler evrimlerinin son aşamasında inanılmaz büyük yarıçaplara ulaşan büyük kütleli yıldızlardır. İnanılmaz yarıçap derken Güneş'in 500 ila 1500 katı bir çaptan bahsediyoruz. Bu akıl almaz yarıçapları gözümüzde daha iyi canlandırabilmemiz için şöyle bir örnek verelim.
güneşi kucağınıza alabileceğiniz 1 metre çapına sahip bir pilates topu olarak düşünün. Küçük bir kırmızı süper dev ise bu topun yanında 5 futbol sahası kadar alan kaplar. Büyük bir kırmızı süper dev ise İstanbul Boğazı'na zar zor sığar. Bu ölçeklerde Betelgöz İstanbul Boğazı'na cuk diye oturan bir yıldız. Betelgöz gibi kırmızı süper devler hidrostatik dengenin yani yıldızın iç dengesinin bozulmaya başladığı bir evrede yer alır. Bu tür yıldızlar yıldız astrofiziği açısından çok önemli. Çünkü yaşamlarının son aşamasında olan bu yıldızlar evrenin kimyasal yapısı ve çeşitliliğine çok önemli katkı sağlar. Bu katkıyı yaşamlarını sona erdiren süpernova patlaması şeklinde gerçekleştirirler. Yıldız evrimi açısından da kırmızı süper devlerin geçirdiği bu aşamalar biz astronomlar için çok kıymetli. Yıldızların nasıl oluştuğu ve evrimleriyle ilgili süreçleri daha ayrıntılı anlattığımız videolarımızı hala izlemediyseniz linki şuraya bırakıyoruz. Yıldızlar çok yüksek sıcaklıkları ve fiziksel koşulları sayesinde füzyon tepkimeleri gerçekleştirirler. Yıldızlarda hidrojenin helyuma dönüşmesiyle başlayan macera, gerekli sıcaklık sağlandığında daha büyük atomlara sahip elementler oluşmasıyla devam eder. Betelgöz gibi kütlesi Güneş'in 8 katından daha büyük olan yıldızların evrimi ilerledikçe karbon, azot, oksijen, kısaca CNO çevrimi adını verdiğimiz bir enerji üretim mekanizması gerçekleşir. Bu süreçte yıldızın sahip olduğu kütle çekirdekte çok yüksek ısı üretir ve karbon füzyonu başlar. Kırmızı süper dev yıldızların soğuk ve genişlemiş atmosferleri var. Bu tür yıldızların sahip olduğu çok yüksek kütle kaybı onları çevreleyen tozlu ortama neden olur. Bu toz da yıldızların yarıçapları gibi bazı fiziksel olayların belirlenmesini zorlaştırır. Betelgöz avcı takım yıldızının en parlak yıldızı. Bu takım yıldız kış aylarında gökyüzünü süsler. Eğer Betelgöz'ü görmek isterseniz şu sıralar yaz gelmeden avcı takım yıldızının sağ omzuna bakabilirsiniz. Yıldızlar sonsuza kadar aynı kalmaz. Betelgöz'ü görmek için acele etmenizde fayda var. Çünkü her an gerçekleşebilecek bir süpernova patlamasıyla varlığı sona erebilir. Betelgöz biz astronomları yine şaşırttı. Ocak 2024'ten beri Betelgöz'ün ışığı yine sönmeye başladı. İşin açıkçası Betelgöz değişen bir yıldız olduğu için ışığındaki bu değişmeler çok da olağanüstü değil. Şaşırtıcı olan ise Betelgöz'ün birkaç yıldır olduğundan daha sönük olması. Yıldızdaki bu düzensizliğin nedeni yakında patlayacağı anlamına geliyor olabilir mi? Yıldızların yaşam döngüleri astrofiziğin önde gelen çalışma alanlarından bir tanesi. Dolayısıyla Betelgöz bize açık açık bir yıldızın nasıl yok olacağını gösterebilir. Astronomların dört gözle patlamasını beklemesinin nedeni, yüzyıllardır bu kadar çok gözlem verisi olan bir yıldızın tam anlamıyla yaşamının sonuna şahitlik edecek olmanız. Örneğin 1054'te Çinli astronomların, 1572'de Tycho Brahe'nin, 1604'te Kepler'in gözlediği süpernovalar çıplak gözle görülebilen nadir süpernova patlamaları. Daha sık süpernova patlaması görmek istiyorsanız Hubble ya da James Webb gibi uzay teleskoplarından yardım almanız gerekir. Peki bu yıldız patladığında bizler bu gezegende milyarlarca yıldır var olan yaşamı devam ettirebilecek miyiz? Endişe etmeye gerek yok. Çünkü Betelgöz bize zarar veremeyecek kadar uzak. Eğer 100 ışık yılı uzaklıkta olsaydı işte bu çok korkutucu olabilirdi. Yaklaşık 700 ışık yılı uzaklığı ancak gökyüzünde muhteşem bir şölene neden olacak. Öyle ki aylar boyunca gökyüzünde gündüz aydınlığında bile dolunay kadar parlak görünecek bir süpernova izleyeceğiz. Haziran 2023'te yayımlanan bir makaleye göre Betelgöz'ün süpernova patlaması geçirmesi önümüzdeki binlerce değil, onlarca yıl içinde her an olabilir. Bu süreyi neden tam olarak hesaplayamıyoruz? Çünkü Betelgöz gibi büyük kütleli yıldızlar çekirdeklerindeki karbonu 1000 yıl içinde tüketirler. Betelgöz'ün karbonu ne zaman yakmaya başladığı büyük bir soru işareti. Eğer Betelgöz bu aşamanın sonunda ise yaşamının sonuna yaklaşmış demektir. Ve yakın zamanda bir süpernova patlaması gerçekleşebilir. Zaten Antik Roma'da Satürn kadar sarı olması fakat günümüzde kırmızı süperdev olması bu süreçle ilgili en önemli ipucunu veriyor. Yapılan son çalışmalar gösteriyor ki Betelgöz çekirdeğinde karbon yakmanın son aşaması. Sonuç olarak Betelgöz 1000 yıl sonra patlayabilir, 50 yıl sonra da patlayabilir ve hatta Betelgöz yarın da patlayabilir. O halde Betelgöz'ü patlatana kadar evrenin ardından koşmaya devam.